Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino HC05 Bluetooth modülü kullanarak basit bir devre tasarımı yapacağız. Bir tane LED diyot yakmasını göstereceğim. Bir sonraki videomuzda ise Bluetooth ile evdeki cihazlarımızı çalıştırma, servo motor çalıştırma, RGB LED çalıştırma, fan çalıştırma gibi uygulamaları sizlere göstereceğim. Bir önceki videomuz HC05 Bluetooth modülü nedir, çeşitleri nelerdir, AT komutları nedir, nasıl kullanılır, Bluetooth modülünün ismini değiştirme, şifre değiştirme işlemleri nasıl yapılır gibi konuları işledik. Bir önceki videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Bluetooth modülümüzü Arduino kartımıza bağlayalım. Bir tane de LED diyotu bağlayalım ve devremizi tasarlayalım. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet 2.2 kilo ohmluk direncimiz, bir adet 1 kilo ohmluk direncimiz, bir adet de HC05 Bluetooth modülümüz. Bunun yerine HC06'da kullanabilirsiniz. Biz şu an HC05 modülüyle işlemleri yapacağız. Bluetooth modülünü breadboard'umun üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Devre şemasını karşıma açıyorum. İki farklı devre şeklinde tasarlayabilirsiniz. Bir tanesini şuradaki 0 ve 1 pinlerini kullanarak tasarlayabilirsiniz. Bir de Software Serial kütüphanesi ekleyerek daha farklı bir pinlerde kullanabilirsiniz. Ben Software Serial kütüphanesini kullanarak devreyi tasarlayacağım ama her iki devre şeması için de bağlantıları eğitim sitemize attım. Açıklamalar kısmında eğitim sitemizin linkini bulabilirsiniz. Oradan her iki bağlantı şemasına da ulaşabilirsiniz. 10 ve 11 numaralı pini kullanacak şekilde bağlantı şemasını tasarlayacağım. Şimdi bir tane direncimi alıyorum. Direncim bir bacağı RX pinine gidecek. Diğer bacağı da boşta olacak. Şu şekilde direncimi bağlıyorum. Diğer direncimi alıyorum. Yine bu direncimin de bir bacağı RX pinine gidecek ve diğer bacağı da başka bir pin üzerinde olacak. Yani bakın şuradaki bacakları şu şekilde göstereyim. Şu şekilde RX pinine bakın bağlı her iki bacak. Ama şuradaki bacaklar bakın birbiriyle bağımsız. Buna dikkat edin. Bu bacaklar da aynı yere denk gelmesin bordunuzun üzerinde. Şimdi kablolarımı kullanarak bağlantılarımı yapıyorum. Öncelikli olarak VCC pin kablomu bağlayayım. İkinci sıradaki girişim VCC. Bunu Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Siyah kablomu alıyorum. VCC'nin hemen yan tarafında. Bunu da Arduino'da GND'ye bağlıyorum. Bir tane daha kablo alıyorum. 2.2 kilo ohmun diğer bacağından alıp bunu da diğer GND'ye bağlıyorum. Ve 1 kilo ohmluk direncin bacağına baktığım zaman Arduino'da 11 numaralı pine gitmiş. Burası da 1 kilo ohmluk direncin bacağına denk gelmekte. Bunu da Arduino'da 11 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Ve TXT bacağından alacağım kablo kaldı. Şuradaki bağlantımı da TXT ucundan alıyorum. Ve bunu da Arduino'da 10 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Evet, Bluetooth modülümün bağlantıları şu şekilde hazır. Şimdi LED diyotumun bağlantısını yapalım. Yine devre şemasına göre LED diyotumu yerleştireyim. Eksi bacak solda olacak şekilde yerleştirmişim. Buradaki eksi bacaktan şurası eksiye gitmiş bakın. Hemen buradaki pinlerden herhangi birine bunu bağlıyorum. Bir tane 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Şuraya 220 ohmluk direncimi bağlıyorum. Ve direnci bağladığım yerden de kablomu alıyorum. Arduino'da kaç numaralı pine bağlamışım bunu da? 13 numaralı pine bunu bağlamışım. Bu şekilde bağlantılarımı tamamlamış oluyorum. Şimdi USB kabloyla Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım. Kodlarımızı Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Evet, Arduino programımızı açtık. Kodları ben Arduino programının içerisine yerleştirdim. Şimdi sizlere kodlar hakkında bilgi verelim. Daha sonra da kodları Arduino kartımıza gönderelim. Yukarıda bakın Software Serial kütüphanesini buraya ekledik. Bu kütüphanenin amacı 0 ve 1 pinlerin haricindeki farklı pinleri de Arduino'da kullanabilmek. Bu yüzden bakın ben RX için 10 pinini, TX için de 11 pinini kullandım. Yani Arduino'daki RX pini olarak Bluetooth'taki TX pini gelecek. Arduino'daki TX pini olarak ayarladığım bu pine de Bluetooth'tan RX pini denk gelecek. O şekilde karşılıklı ayarlamanız lazım. Devre şemamız da o şekilde çünkü. 13 numaralı pini de LED pini olarak ayarladık burada. Daha sonra LED'imizi çıkış olarak ayarladık ve
Bluetooth aygıtımızın da seri portunu 9600 olarak buraya belirledik. Daha sonra dedik ki eğer Bluetooth aygıtı kullanılabilir ise, yani bağlantı var ise ne yapsın? Bluetooth'tan bir karakter geldiğinde, yani bir karakterini gönderdiğim zaman LED'i yaksın, sıfır karakterini gönderdiğim zaman ise LED'i söndürsün. Bunu aynı zamanda seri port ekranından da yapabilir. Seri porttan da 1 ve 0 göndererek çalıştırabiliriz. Ama bu sefer RX'e TX'e direkt bağlamamız lazım ki iletişim birlikte gitsin, karşılıklı olsun. Seri port ekranında çalıştırmamızın bir mantığı yok. Çünkü biz Bluetooth üzerinden kablosuz olarak veri göndereceğiz. O yüzden buradaki bağlantımıza göre bu işlemleri yapacağız. Peki bunu yapabilmek için ayrıca bize de ne lazım? Bir program gerekecek. Onu da Arduino'muza gönderdikten sonra o programla ilgili de bilgi verelim. Evet, şimdi kodları Arduino kartıma göndereceğim. Yukarıdan COM7 portum bağlı, Arduino Unum seçili. Buradan gönder butonuna basıyorum ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Eğer Arduino kartına gönderirken bir hata mesajıyla karşılaşırsanız Arduino kartındaki RX kablosunu yerinden çıkartın ya da VCC pinini, enerjisini yerinden çıkartın kabloyu, kodları gönderin. Daha sonra kabloyu tekrar yerine takın. Çünkü bazen bu şekilde hata verebiliyor kablo yerine takılıyken. Kodlarımızı gönderdik, bir hata almadık. Şimdi uygulamamızı cep telefonumuza yükleyelim ve programımızı çalıştıralım. Evet, şu an cep telefonumuz masamızda. Bluetooth sensörümüz, bakın, devamlı ışığı yanıp yanıp sönmekte. Yani diyor ki bağlantıya hazırım ben. Şimdi bir uygulama yüklememiz lazım. İster Google Play üzerinden aratarak yükleyebilirsiniz. Ya da bizim kendi tasarladığımız bir programımız var. Bu programı da geliştirme düşünüyoruz. Bunun APK'sını ben eğitim sitemizde yayınladım. Şu anda ilk versiyonu var. Daha sonra geliştirilmiş haliyle oraya ekleyeceğim. Evet, açıklamalarda verdiğim linke tıklayarak eğitim sitemize gidiyoruz. Eğitim sitemizde Arduino Bluetooth modülü HC05 LED yakma sayfasına girdiğimiz zaman sayfada, bakın, altlara doğru QR kodla indirebilme ya da Google Drive'da indirebilme linki var APK'nın. Buraya tıklıyorum. Evet, şöyle bir sayfa açıldı. Google Drive'dan indirme sayfası. Yine de indir diyorum. İzin ver diyelim. Bunu download klasörünün içerisine indirecek. İndirme başladı. Şöyle yukarıya bakalım. Evet, şu anda bakın indiriyor. Evet, başarıyla indirildi dedi. Buradan tıklıyorum dosyaya. Bakın, indirilenlerin içerisinde tıkladım. Diyor ki güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamaların yüklemesine izin verin. Ayarlara geliyorum. Şuradaki kutucuğu işaretleyip geri geliyorum. Yükle butonuna basıyorum. İzin ver diyorum. Ve yükleme tamamlandı. Aç diyorum uygulamayı. Evet, bakın, uygulamamız bu şekilde. Şimdi Bluetooth cihazı seçin demiş. Bluetooth aygıtlarını burada görmem lazım. Öncelikli olarak şunu yapacağım. Şuradan Bluetooth'u açıyorum. Bluetooth'u açmam yetmeyecek. Bluetooth içerisine girip, bakın, şurada aygıtlarda benim HC05 modülünü görmem lazım. Tarama yapıyor şu anda. Taramasını yapsın bakalım. Evet, bakın, HC05 buraya geldi. Tıklıyorum üzerine. Eşleştirmek istedi. Şifremiz neydi, standart şifremiz? Eğer siz bir şifre belirlemediyseniz 1, 2, 3, 4. Tamam diyorum. Bakın, şu an HC05 ile kayıt tamamlandı. Şimdi geliyorum programıma. Bluetooth cihazını seçin dedim. HC05 burada gözüküyor artık. Buna basıyorum. Şu an bağlantı var dedi. Evet, şimdi geleceğiz işin heyecanlı tarafına. Işığı yak butonuna bastığımda ışık LED diyot yanması lazım. Söndür dediğimde de söndürmem lazım. Bakalım olacak mı? LED diyot yandı. Işığı söndür diyorum ve LED diyotu da bu şekilde söndürmüş oldum. Şimdi artık ben bu telefonu alıp 10 metre gibi bir alandan uzaktan istediğim şekilde LED diyotumu kontrol edebiliyorum. Burada bakın Arduino'ya yüklenecek kodlar var. Buraya tıkladığınızda ikinci bir sayfa geliyor. Eğer 0 ve 1 pinlerini kullanıyorsanız, bakın, buradaki kodları alabilirsiniz. İşte size bunun için devre bağlantı şeması. Eğer 10 ve 11 numaralı pinleri kullanıyorsanız buradaki kodları alabilirsiniz.
İşte size devre bağlantı şeması. Bununla ilgili de böyle bir APK hazırladım. APK ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Daha geliştirmek istiyorum. Burada evdeki cihazları çalıştırmak için lamba yakma butonu, servo motor çalıştırma butonu, RGB LED çalıştırma butonu, LED'in parlaklık ayarı butonu, fan çalıştırma butonu. Bunları ekleyeceğim buralara. Daha geliştirme olacak. Sizlerin de bu konuda görüşünü almak istiyorum. Yorum kısmına yazarsanız bunlarla ilgili ya da web sayfam içerisinden bildirim yaparsanız sevinirim. En azından bunun geliştirilmesi için katkı sağlamış olursunuz. Şunu da size bildireyim. Bu programın nasıl yapılacağını da sizlere öğreteceğim. Bununla ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. YouTube kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız videolara eklediğimizde de bununla ilgili bildirimler almış olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.